Evet, çatı aday belirlendi. Ekmelettin İhsanoğlu gün boyunca bu isimle ilgili tartışmalar yaşandı. Bu akşam bunu konuşacağız ağırlıklı olarak. İstanbul stüdyomuzda MHP Kocaeli Milletvekili Sayın Lütfi Türkkan var. Sayın Türkkan, iyi akşamlar, hoş geldiniz yayınımıza. İyi akşamlar, iyi yayınlar diliyorum size. Döneceğim size hemen de Ankara'da stüdyomuzda CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan bizlerle birlikte. Sayın Tezcan, siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hemen lafı fazla uzatmayalım. Neden Ekmelettin İhsanoğlu? Oradan başlayalım. Gün içinde olumlu ve olumsuz eleştiriler muhakkak size de gelmiştir. Çokça tartışıldı bu konu isim üzerinde. Bir takım eleştiriler var ama önce neden diye başlayalım. Tabii yani sizin de söylediğiniz gibi gün içinde birçok eleştiri olumlu ya da olumsuz geldi. Bundan sonra da kısa bir süre daha bu böyle devam edecektir. Bunu doğal karşılıyoruz. Çünkü gerçekten de kamuoyu için, herkes için sürpriz bir isim. Herkes Cumhuriyet Halk Partisi'nden şunu bekliyordu. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bilinen, değerli siyasetçiler var. Cumhuriyet Halk Partisi adayı olabilecek diye isimleri geçen. Bunların hepsi değerli isimler. Gerçekten Türk siyasetinde ya da bulundukları yerde önemli kişilerdi. O bekleniyordu. Şimdi tamamen onun dışında ama yine değerli bir başka ismin çıkması doğal olarak şaşırttı. Buna olumlu ve olumsuz tepkiler var ama ben şuna inanıyorum. Öncelikle bunu paylaşmak istiyorum. Önümüzdeki kısa süre içerisinde bütün olumsuz tepkiler olumluya dönecek ve Türkiye gerçekten Cumhurbaşkanlığı seçimi sürecini parlamenter demokrasiye yakışır bir siyasi olgunlukla aşacaktır. Niye Ekmelettin İhsanoğlu diye sordunuz. Bir kere kendi kişisel birikimini, akademik kariyerini, dünyadaki hizmetini ve son dönemde yaptığı görevleri önümüzdeki günlerde hızla öğreneceğiz. Öğrenmeye de başladı zaten toplumun büyük kesimi. Gerçekten değerli, birikimli bir akademisyen. İslam İşçi Birliği örgütünde görev yapmış önemli birisi. Son dönemde özellikle iktidarın da oradaki duruşu nedeniyle rahatsız olduğu bir isim. Ve bu çerçevede de Atatürk ilkelerine saygılı, Türkiye Cumhuriyeti'nin değerlerine saygılı bir isim. Toplumun manevi değerleriyle de örtüşen bir isim ve hepsinden önemlisi siyasal kimliği ön plana çıkmamış bir isim. Bakın biz burada yola çıkarken Sayın Genel Başkanımız da ısrarla önce 18 sivil toplum örgütünü gezdi. Bir kısmında ben de bulundum bu ziyaretlerin. 8 siyasi partiyi gezdi. Hemen hemen gidilen bütün ziyaretlerde ortak talep şuydu. Toplumun örgütlü kesimlerinden bize gelen ortak talep, Cumhurbaşkanı bütün 76 milyonu kucaklayan bir cumhurbaşkanı olsun. Cumhurbaşkanı çatışma ve nefret dilini körükleyen bir cumhurbaşkanı olmasın. Toplumu bölen bir cumhurbaşkanı olmasın. Hukukun üstünlüğüne saygılı bir cumhurbaşkanı olsun. Devlet organları arasında dengeyi gözeten bir cumhurbaşkanı olsun. Aktif siyasetin partizanca belirli bir kesiminde yer almamış, bir anlamda partiler üstü diyebileceğimiz bir cumhurbaşkanı olsun. Genel talep, bunun gibi çok sayıda istemleri sayabilirim ama özü bu çerçevedeydi. Kucaklayan ve siyaset üstü, siyasetin üstünde bugün anayasanın tarif ettiği cumhurbaşkanı kimliğine uygun birisi olsun talebi vardı. Aslına bakarsanız aslında Türkiye'nin şimdiki ortamda da hep hani biz ötekileştirmekten, ayrıştırmadan söz ediyoruz ya. Birleştirici bir cumhur. Evet. Aslına bakarsanız Türkiye'nin çok ihtiyacı olduğu. Aynen öyle. Türkiye'nin tam da içinde bulunduğumuz dönemde ihtiyacı olduğu bir isim. Orta Doğu'da bile çatışmanın bu kadar körüklendiği ve çatışma ortamının şekillendiği, Türkiye'nin Orta Doğu cehenneminin bir parçası haline getirilmeye çalışıldığı, toplum içerisinde nefret dilinin iktidar eliyle kurgulandığı ve iktidarın başında Recep Tayyip Erdoğan'ın bizzat doğrudan çatışma dilini bir siyaset üslubu haline getirip siyasal sonuç alma sanatı haline dönüştürdüğü bir süreçte bütün bunların üzerinde suhuleti ve sükuneti temsil edecek bir cumhurbaşkanına ihtiyaç vardı. Tabii ki her siyasi hareket kendine en yakın gelen ismi arzu eder. Bu siyasetin doğasında vardır ama cumhurbaşkanı herkesi kucaklayacak bir cumhurbaşkanı olması gerekiyordu. Bir şeyi hatırlatayım. Dikkat ederseniz 2000 yılında Sayın Ahmet Necdet Sezer'in cumhurbaşkanı seçildiği süreci bir hatırlayalım. O dönemde
Ahmet Necdet Sezer'i hemen hemen hiç kimse bilmiyordu. Anayasa Mahkemesi başkanlığı yapmıştı ama aktif siyasetin içerisinde değildi. Ve o dönemdeki koalisyonda farklı partiler vardı. Milliyetçi Hareket Partisi vardı, rahmetli Bülent Ecevit vardı, Demokratik Sol Parti ve Anavatan Partisi vardı. O tablo içerisinde, o parlamentoda her bir partinin kendine yakın, kendinin arzu ettiği ya da seçmen tabanlarının arzu ettiği bir aday çok kolay istenebilirdi. Ama hiç umulmadık bir anda bir partiler üstü uzlaşma sağlandı ve Türkiye'de o dönemde ihtiyaç duyulan bir cumhurbaşkanı olarak Ahmet Necdet Sezer üzerinde mutabakata varıldı. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi ana muhalefet partisidir. Milliyetçi Hareket Partisi mecliste üçüncü büyük partidir. Evet. Ve Türkiye'nin önemli iki akımını temsil eder bu siyasi hareketler. Ancak biz bu büyük uzlaşmada sadece Cumhuriyet Halk Partisi ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin buluşmasını arzulamadık. Bunun dışında oy oranlarına bakmaksızın hemen hemen bütün siyasi partilere gitmeye özen gösterdik. Saadet Partisi'ne, İşçi Partisi'ne, Büyük Birlik Partisi'ne, işte Özgürlük ve Demokrasi Partisi'ne tamamına gittik. Ve buralardan aldığımız tabloda arzumuz siyasetin keskin çatışma damarlarının dışında daha üstte Cumhuriyet'in değerlerini sahiplenen, halkın değerlerini sahiplenen, suhulet ve sükunet dilini kabul edebilecek, yerleştirebilecek, birikimli, entelektüel, dünyanın tanıdığı bir ismin olması gerektiği konusunda bir adım attık. Bunu Milliyetçi Hareket Partisi'nin olumlu karşılamış olması çok önemli bir adımdı. O zaman çünkü, bir oraya dönelim mi? Hemen dönelim. Evet. Son şunu söyleyeyim, dönelim. Çünkü sadece Cumhuriyet Halk Partisi ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin mutabakatla başladığı bir iş sandıkta %45'e tekabül ediyor. Bu önemli bir rakamdır. Şimdi bunun üzerine bütün kesimleri, AKP dışındaki demiyorum, AKP tabanındaki vatandaşlarımız da dahil olmak üzere bütün kesimleri koyarak bir büyük uzlaşma sağlayacağız. Peki İstanbul stüdyomuza dönelim. Sayın Türkkan karşımızda yine. Evet Sayın Türkkan, Sayın Tezcan'ı dinlediniz. MHP Ekmelettin İhsanoğlu ismini nasıl karşıladı? Bu çatı aday konusunda MHP tabanında durum nasıl? Onu da sizden dinleyelim. Şimdi her iki parti için geçerli olan bir ortak hadise var. O da şu. Sayın Genel Başkanımız Doktor Devlet Bahçeli'nin bahsettiği bir hadise var. Toplumun bütün kesimlerinde sesi olabilecek milliyetçi, muhafazakar, laik bir cumhurbaşkanı adayı istiyoruz. Sayın Ekmelettin İhsanoğlu'nu ben İstanbul'da görev yaptığı İrsika döneminden tanıyorum. Kendisiyle o zaman görev yaptığım, başkanlığını yürüttüğüm sivil toplum kuruluşu ve İrsika ortak beraber güzel işlere imza attık. Balkanlara yönelik çok ciddi ve güzel işlere imza attık. Daha sonra Avrupa Parlamentosu'nda Karma Parlamento Komisyonu'nda görev yaptığım dönemde zaman zaman Brüksel'de ve Strasbourg'da da bazı toplantılarda rastladığım gerçekten Türk milletini aldığı görevlerin hepsinde layıkıyla, başarıyla temsil etmiş entelektüel kişiliğe sahip bir isim Sayın Ekmelettin İhsanoğlu. Milliyetçi Hareket Partisi tabanının talebi tabii ki doğal olarak Milliyetçi Hareket Partisi kimliğinde bir cumhurbaşkanı adayı olmasını isteyebilir. Bu tabanımızın bu talebine saygı gösteriyorum. Ancak bir gerçeği de ortaya koymak lazım. Milliyetçi Hareket Partisi'nin eğer tek başına oyu böyle bir cumhurbaşkanı adayı çıkartıp seçmeye yetiyorsa bizim bunu göstermemiz tabii ki en doğru işti. Ama netice itibariyle burada ülkemizde 12 senedir devam eden bir kaos var. Bu kaosun son bulması için parti aidiyetine bakmadan herkesi kucaklayabilecek, biraz evvel saydığım umdelere de uygun bir aday arayışı içerisindeydi. Hem Sayın Genel Başkanımız, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun da böyle bir aday arayışı içinde olduğunu biliyorum. Dolayısıyla üzerinde uzlaşılan bu adayın Milliyetçi Hareket Partisi'nin tabanında memnuniyet yarattığını ifade edebilirim. Kendisi iyi bir bilim adamı, çok ciddi entelektüel kişiliğe sahip bir isim. Türkiye'de geçmiş dönemde Türk Ocakları'nın kuruculuğunu yapmış. Rahmetli Emin Bilgiç'in damadıdır. Ispartalı Bilgiç ailesinin damadıdır. Hem eşi tarafından hem babası tarafından Şeyh İhsanoğlu'nun oğludur. Mısır'a
son Şeyhülislam olarak giden Mustafa Sabri Efendi'nin yardımcısı Şeyh İhsanoğlu'nun oğludur. Bununla beraber Türk toplumunda uzun bir süredir devam eden gerginliklerin üzerinde çok rahat hakimiyet kurabilecek, bu gerginliği izale edebilecek bir yapısı olan şahsiyet. Bizim en çok ona ihtiyacımız var. Hı hı. Türkiye çok hızla bir bataklığa sürükleniyor. Yani bugün hangi partiye oy verirse versin, Adalet ve Kalkınma Partisi'ne oy vermiş merkez sağ mensup %30 oranında bir vatandaşımız var. Bu insanlar geçmiş dönemde Adalet ve Kalkınma Partisi'ne belki Recep Tayyip Erdoğan'a duydukları sempatiden dolayı oy verdiler. Ama geldiğimiz bu noktada Orta Doğu gibi bir bataklığa ülkenin hızlıca savrulduğunu gördükten sonra aynı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı olarak bu ülkeye neler yapabileceğini az çok kestiriyorlar. Dolayısıyla ben Ekmalettin İhsanoğlu'nun Cumhuriyet Halk Partisi ve Milliyetçi Hareket Partisi tabanıyla beraber, seçmeniyle beraber Adalet ve Kalkınma Partisi'nin seçmenlerinin çok büyük bir takdirini kazandığını biliyorum ve hissediyorum. Ben bu akşam Adalet ve Kalkınma Partisi'nin bütün yöneticilerinin, en başta Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın çok rahat uyku uyuyamayacağını düşünüyorum. Peki, hatta benim bir iddiam vardı. Burada şunu sorabilir miyim Sayın Türkkan? Rahat beni duyabiliyorsanız. Bunu şimdi, bir kenara yazın demiştim. Rahat uyuyamayacağını düşünüyorum dediniz. Peki Ekmelettin İhsanoğlu isminden sonra AKP Cumhurbaşkanlığı ismi için yeniden bir sürece girebilir mi? Yani Recep Tayyip Erdoğan dışında bir isim üzerinde çalışma yapabilir mi size göre? Benim başından beri bir iddiam vardı. Türkiye'de herkes çeşitli hesaplar yaparken gerçek hesabın Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapıldığını söylüyordu. Recep Tayyip Erdoğan bütün hesapları üst üste koydu, alt alta yazdı ama içinden hiçbir şekilde kendisi çıkmadı. Ekmalettin İhsanoğlu'nun adaylığından sonra bunun mümkün olmadığını görecektir. Ben Sayın Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın bu süreçten sonra aday olacağını düşünmüyorum. Kiminle devam ederler hiç bilmiyorum ama Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ufku, vizyonu, kalitesi, entelektüel yapısı Ekmalettin İhsanoğlu'yla karşı karşıya mücadele edecek durumda değil. Yani Ekmalettin Bey 5-0 galip başlıyor bu seçime eğer Sayın Recep Tayyip Erdoğan olursa. Evet. Ben böyle düşünüyorum. Peki Sayın Türkkan, tekrar döneceğim size. Az sonra bir bağlantımız da olacak. Sayın Sezgin Tanrıkulu telefonla yayınımıza katılacak. Sayın Tezcan, şimdi özellikle gün içinde Ekmelettin İhsanoğlu'nun isminin açıklanmasından sonra laiklik ve Atatürk ilkeleriyle ilgili bazı eleştiriler oldu. Bununla ilgili Ekmelettin İhsanoğlu ismi bir sıkıntı mıdır? Nasıl değerlendirirsiniz bu konuyu diyeceğim ama bir telefon bağlantımız var demiştik. CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu telefon attığımızda. Sayın Tanrıkulu, iyi akşamlar, hoş geldiniz yayınımıza. İyi akşamlar, teşekkür ederim, çok sağ olun. Evet, ismin açık, çatı adayın açıklandığından bu yana tartışmalar devam ediyor dedik. CHP ve MHP tabanında Ekmelettin İhsanoğlu ismi nasıl karşılandı? Nedir parti içinde durum? Siz Ekmelettin İhsanoğlu ismi için özellikle işte Türkiye dışında Mısır'da doğup büyümesi, eğitim hayatını orada tamamlaması Türkiye açısından nasıl değerlendirilir? Bu konuda da zaman zaman eleştiriler oluyor. Siz neler söyleyeceksiniz Sayın Tanrıkulu? Yani herhangi bir Türkiye Cumhuriyeti yurttaşının bundan 70 yıl önce Mısır gibi bir ülkede doğmuş olması bir de damadan dolayı kabul ediliyorsa ben bunu kabul etmem. Bu bir. İki, bulunduğu koşullarda yurt dışında üniversite eğitimi aldıktan sonra Türkiye'deki işte doktorasını burada yapmış olması, üniversite hayatına burada devam etmesi, akademik hayatına burada devam etmesi ve bilim hayatında da başarılarla dolu olmuş bir insanın Mısır gibi daha önce Osmanlı toprağı olmuş bir yerde doğmuş olmasının CHP tabanında bir dezavantaj olarak kabul edilmesini ben bir yurttaş olarak kabul etmem. Bir insan olarak kabul etmem. Bir siyasetçi olarak kabul etmem. Bizim tabanımız bunları bir tarafa bıraksınlar. Yani insanlar doğdukları yere göre. Ondan sonra eğer ayrıştıracaksak
Bu bizim işimiz değil. Neye bakacağız biz? Biz baştan beri ifade ettik zaten. Genel Başkanımız ifade etti. Ben de ifade ettim. Arkadaşlarımız da ifade etti. Herkes ifade etti. Biz CHP'nin parti olarak bir cumhurbaşkanı adayını önermeyeceğiz dedik. Ama Cumhuriyet Halk Partililerinin de bu cumhuriyetli yurttaşları olarak evet Çankaya'da Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bir başkanı değil, Cumhur Reisi olacak, halkın, bütün halkın değerlerini temsil eden bir insan olacak dedik. Şimdi evet. Sayın Genel Başkanımızın temaslarda bulunduğu, öne çıkardığı, işte bugün de hep beraber öğrendiğimiz bu adayın yani herhangi bir biçimde kişiliğine dönük bir eleştiriye ben rastlamadım. CHP'li değil, evet. Bir siyasi kimliği yok. CHP'li bir siyasi kimliği yok. Ama bundan önceki Cumhurbaşkanı'na baktığımız zaman da yani partili bir kimlik aradık mı? Biz evet. Cumhurbaşkanlığı makamının bu makamın kutuplaşma aracı olmaktan çıkarılıp Türkiye'de bir uzlaşmaya hitap etmesini arzuluyoruz. Bunu ileride göreceğiz. Ve hiç olmamış bir şey de ilk etapta başarıldı. Ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin önerdiği yani bu siyasal yani bizim geçmişteki yani şu andaki siyasal çizgimizde olmayan bir evet. adayı Milliyetçi Hareket Partisi sağduyuyla karşıladı. Evet. Bizim partilerimiz öncelikle buna sevinip. Peki Kürt seçmen Sayın Tanrıkulu, Kürt seçmenler bu ismi nasıl karşılar? Şunu söyleyeceğim. Bakın Kürt seçmenler, Alevi seçmenler, ondan sonra Arap seçmenler, işte Arnavut seçmenler, Çerkez seçmenler deyip ayrıştırmaktansa Türkiye'nin yurttaşları olarak biz Cumhurbaşkanı makamının Tayyip Erdoğan istediği şekilde kutuplaşma bir aracı olarak kabul edecek miyiz? Siyasetin merkezi olarak mı kabul edeceğiz? Yoksa gerçekten de orada bütün yurttaşları sağduyuyla temsil edecek bir adaya mı ihtiyacımız var? Biz Tayyip Erdoğan karşısında bir başkan adayı arıyor bizim arkadaşlarımız ve tabanımız. Bizim aradığımız bu değil. Bizim aradığımız başarı odaklı ve seçildikten sonra da orayı bir siyasi ikbal meselesi olarak görmeyecek bir aday arayışıdır. Genel Başkanımız, kurultaydan seçilmiş Genel Başkanımız ve partimizin yöneticisini temsil ediyor. Bu adaylıklar partinin parti meclisine taşıyan adaylıklar değil. Sonuçta 20 milletvekili imzasıyla aday yoluna biniyor ama partimizin, parti meclisimizin bugün ortaya koyduğu, yani parti meclisimiz demiyorum ama parti meclisi üyelerimizin ortaya koyduğu irade, Genel Başkanımız da tam bir mutabakata halinde oldukları konusundaki tavırları, bundan sonraki tutumu da bunu gösteriyor. Benim partilerden ricam şudur. Bunu her zaman altını çizerek söylüyorum. Bir, öncelikle sağlığıyla hareket edeceğiz. İki, karşımızda gerçekten bu devleti Adalet ve Kalkınma Partisi döneminde Erdoğan'ın dönüştürdüğü başka bir yapı var. Ya bu yapı mı olacak yoksa bütün Türkiye'nin ve partilerimize de hitap edebilecek bir aday mı olacak? Buna bakıyoruz. Tabii ki bakın Sayın Ekmelettin İhsanoğlu'nun ben Türkiye'de yani çok önemli görevlerde bulunmuş. Şöyle bir şey onu ifade edeyim. Şeyi de kesmeyin de ben rahatlıkla görüşlerini ifade edeyim. Yani zaman sınırımız olmaması lazım. En azından benim açımdan olmaması lazım. Görüşlerimi ifade etmek aslında. Zaman sınırımız var. Programın çıkış saati var ama sizden de kısaca alalım Sayın Tanrıkulu. Buyurun lütfen. Sizden diyeceğim kısaca almamalı. Buyurun. Yani şunu ifade edeyim. Yani başka mecralarda görüşlerimizi ifade ediyoruz ama Halk TV ekranlarında görüşlerimizi ifade etme olanaklarından yoksun kalıyoruz. Burada bir tercihleniş olarak kabul ediyoruz. Her zaman açık efendim. Buyurun ekranlarınızı. Şunu ifade edeyim. Buyurun. Yani Halk TV'nin şeyine bakarsanız kaç sefer çıktığımız belli Halk TV'ye. Efendim biz sizi davet ediyoruz ama. Ya hayır ya neyse bu şimdi peki, bu tartışma. Peki konumuza gelelim evet. Bu tartışma şimdiki bir zemin tartışması. Buyurun devam edin lütfen. Bunu ifade etmeye çalışıyorum. Bakın biz bu yani Kürtlerden oy alır mı almaz mı? Ben işte Sayın İhsanoğlu'nun yani akademik geçmişi konusunda herhalde bizim partilerimizin bir itirazı yoktur. Ya da işte bu cumhuriyeti yurttaşlarının bir itirazı yoktur. Bilim tarihi konusunda Türkiye'deki ve dünyadaki önemli uzmanlardan bir tanesi. CV'sine baktığınız zaman ve kimsenin bu konuda ileri sürdüğü bir itirazı yok. İkinci olarak da işte İslam Teşkilatı örgütünde
uzun yıllar çalışmış. Evet. Ondan sonra daha sonra da bizzat işte Erdoğan'ın ve Gül'ün çabasıyla 40 ülkenin şeyiyle 40 ülkenin seçimle gelmiş ilk genel sekreteri. Evet. Böyle bir profilde seçilmiş. İslam Teşkilatı Örgütü'nün genel sekreteri veya başkanı olmak, yani işte İslamcı olmak, ondan sonra bir şey olmak anlamına gelmiyor. Hı hı. Ama bu teşkilatın verdiği hem Orta Doğu coğrafyasında, hem Arap dünyasında, hem de İslam dünyasında, hem de İslam dünyasının bütün dünyayla ilişkili olduğu diplomasi camiasında bir diplomasi deneyimine sahip bir insan. Bakın, ben kendisini hiç tanımıyorum. Hiç bilmiyorum. Kendisi hayatta temas etmemişim. Ama böyle derin deneyime sahip, bilgi sahibi, 9 yıllık o teşkilatın genel sekreterini yapmış Türkiye Cumhuriyeti vatandaşına karşı hemen böyle bir tepki gösterilmesini de ben objektif bulmuyorum, açık söyleyeyim. Dolayısıyla yani sağduyuyla düşüneceğiz, Tabii ki yani işte ben dahil olmak üzere eleştirilerimiz olabilir ama bu eleştirileri bizim partilerimizin, yani kamuoyu önünde adayın şahsına karşı, adayın inancına karşı, adayın doğduğu yere karşı yapmalarını ben hiçbir biçimde bir insan kimliğine kabul etmem. Bir siyasetçi kimliğinde. Evet. Biz önümüzdeki dönemde göreceğiz. Kim karşı çıkıyor en fazla? AKP'yle karşı çıkıyorlar. İnanın bugün ellere ayaklar birbirine girmiş. Böyle görüyorum. Şimdi Kürtlerden oy alır mı almaz mı? Bugün açıklamaları gördüm. Bakın, sonuçta Barış ve Demokrasi Partisi ve Adil Afgan Demokrasi Partisi bir siyasi parti ve kendi adaylarını göstereceklerini ifade etmişlerdi. Bugün açıklama yapmışlar. İşte biz MHP ile CHP'nin ortak aday gösterdiği adaya oy vermeyiz. Evet. Bu ne demektir Türkçesi? Biz Erdoğan anlaşmışız demektir. Evet. Öyle, yani, öyle değerlendiriyorsunuz. Bakın, evet. Bakın şöyle bakın. Şöyle anlamak lazım. Tabii ki birinci turda kendi adaylarını çıkartırlar. Hı hı. Ama daha ikinci turu var bu adayın. Yani adayın niteliği konusunda, kimliği konusunda ne demek? Yani sonuçta eğer büyük bir uzlaşmaysa, Türkiye'yi beraber yönetmekse, MHP'lerin oy verdiği bir insana biz hayır peşinden vermeyiz demek ne demektir sizce? Evet. Yani şimdi başka bir aday olsaydı, onların da kabul edeceği bir aday, işte MHP'lere deseydi biz de vereceğiz. Ne diyecekler? Daha iyi söylüyorsun de biz vermeyeceğiz mi dediler. Bakın, böyle bir ön yargıyla siyaset yapılmaz. Hı hı. Eğer bu Türkiye'de beraber yaşayacaksak. Ne diyebilirler onlar? Efendim, biz ilk turda kendi aramızı çıkardık. Biz Türkiye'deki işte başka kesime daha geniş hizmet edeceğiz diyebilirlerdi. Buna kimse itirazı olmaz. Ama şunlar oy verecekse biz oy vermeyiz gibi bir yargı. Ön yargı. Bu kadar eziyet görmüş. Hı hı. Türkiye'de işte beraber yaşamaktan yana olduğunu ifade eden bir siyasal yaklaşıma yakışır mı? Bu nedir? Doğrudan doğruya Erdoğan'ın yolunu açmaktır. Ben buna karşı çıkıyorum. Bakın. Siz anlaştıklarını mı düşünüyorsunuz İhsanoğlu bu konuda? İhsanoğlu kimliğine bugün itibariyle, esas itibariyle söylüyorum, Kürt siyasal hareketinin, Kürtlerin karşı çıkacağı negatif bir kimlik değildir. Bugün eğer İslamcı kimliklerine karşı çıkıyorsa, yani İslamcı bir kimliği yok da İslam örgütünün başkanı olması kimliğine karşı çıkıyorlarsa eğer, o zaman sormak lazım. Daha bir ay önce Orta Doğu İslam Konferansı'nı Diyarbakır'da topladılar. Bir ay önce. Evet. Yani sonuç itibariyle yani siyaseti doğru yerden okumak lazım. Yani siz BDP'yi samimi bulmuyorsunuz bu konuda. Samimiyetten daha öte yanlış buluyorum. Evet, evet. Yanlış buluyorum. Peki. Yani bu yani şey yani Erdoğan'la olan angajmanlarını bir adaylık üzerinden test etmeden doğru bulmuyorum. Kendi adaylarını öne çıkartabilirler, savunabilirler ama böyle oldu diye, bu aday gösterdi diye ya da şu siyasi çizgiyi destekliyor diye biz desteklemeyiz demek, yani sonuç itibariyle Türkiye'de sorunların çözümüne yaklaşım bakımından da doğru bir şey değil. Peki. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Tanrıkulu yorumlarınız için. Ben şunu da söyleyeyim. Kendi parti arkadaşlarım bakımından şunu söyleyeyim. Bakın, bizim partimizde çoğulculuk esastır. İfade özgürlüğü esastır. Düşünce özgürlüğü esastır. Ama onlarla beraber düşünmesi gereken başka bir şey var. Parti disiplinidir. Evet, evet. Bunu söylerim. Bunu dengelemek yani, lazım diyorsunuz. Evet, evet. Parti disiplinidir. Yani benim de işime sinmeyen birçok olay olmuştur. Ama sonuçta
parti karar verdikten sonra da partinin kimliğini ona uymuşundur. Arkadaşlarımız da tabii Cumhurbaşkanı seçiminde partinin adayı olmayacak ama sonuçta partinin bir kanaati, genel başkanın bir kanaati olduğu zaman da arkadaşlarımızın eleştirilerini, görüşlerini buna göre yapmalarında bana göre bir parti, partinin kurulunda büyük önem vardır diye düşünüyorum ben. Peki Sayın Tanrıkul, çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. İyi yayınlar diliyorum. İyi akşamlar. Saygılar sunuyorum. Sayın Tezcan, söz sırası sizdeydi ama bu MHP'nin desteklediği aday için BDP yani HDP'nin tavrı ile ilgili bir yorum yaptı Sayın Tanrıkul. Bir Lütfi Türkkan'a onu soralım, tabii, sonra döneceğim tabii size. Sayın Türkkan, beni duyabiliyorsanız eğer, az önce Sayın Tanrıkul'u BDP'nin ve HDP'nin MHP'nin desteklediği aday olduğu için sıcak bakmadığını, aslında AKP ile anlaştıklarını bu konuda çoktan ifade etti. Ne diyorsunuz bu yorumlar için? BDP'nin MHP'nin gösterdiği adayla ilgili tavrını anlamakta çok güçlük çekmiyorum. BDP Türkiye'nin lehine gelişebilecek bir hadisede MHP'nin yanında olmasını zaten beklemiyorum. Yani bu gerginliklerin, ülkedeki kaos ortamının BDP'nin veya HDP'nin amacına uygun olduğunu düşünüyorum. Yani ortada bir kaos olacak ki KCK Güneydoğu'da yol kessin. Ortada bir kaos olacak ki özerklikten bahsetsin. Ortada bir kaos olacak ki eyaletten bahsetsin. Milliyetçi Hareket Partisi'nin bu kaosa son vermek için yaptığı eylemlerin hiçbirisinin yanında BDP'nin olmasını zaten beklemiyorum. Ama ben şunu çok rahatlıkla ifade ediyorum. BDP Güneydoğu'da, Doğu'da yaşayan vatandaşlarımızın çok az bir kısmını temsil ediyorlar. Yani BDP öyle çıkıp ben Kürt kökenli vatandaşlarımızın temsilcisiyim teranesini ortada konuşmasın. Sadece kendisine oy veren belli bir kesimin temsilcisi olarak ülkeyi bölme yolunda adım atmaya devam ediyorlar diye düşünüyorum. Ben Sayın Ekmalettin İhsanoğlu'nun çok daha önemli birkaç özelliğinden bahsetmek istiyorum. Türkiye'de şu anda en büyük problemimiz ayrıştırıcı politikaların çok ciddi bir aşamaya gelmiş olması. Türkiye'nin birleştirici bir siyasete ihtiyacı var. Ben Ekmalettin İhsanoğlu'nun kimliğinde bunu Türkiye'nin yakalayacağını düşünüyorum. Üstelik köşk insanların yolsuzlukları arkasında bırakıp çıkabileceği bir yer değil. Yolsuzluklardan kurtulmak için sığınacağı bir liman değil. Ekmalettin İhsanoğlu'nun şahsiyetinde başarılı geçmişini köşke taşıyabilecek bir kimlik oluşuyor Cumhurbaşkanlığı makamında. Dolayısıyla Adalet ve Kalkınma Partisi'ne oy veren vatandaşlarımızın Türkiye'deki artık hem bu kaosu bitirebilmek hem artık onları da çok rahatsız ettiğini bildiğim bu yolsuzlukların köşke de taşınmasının önüne geçmek için toplumun ortak adayı olan bu adaya destek vereceklerini, büyük bir oranda destek vereceklerini düşünüyorum. Peki, tekrar döneceğim size. Evet Sayın Tezcan. Gördüğünüz gibi biz Milliyetçi Hareket Partililer çok konuklu programlarda sözümüzü belli yerlerde kesip diğer arkadaşlarımıza da söz vermeye çalışıyoruz. Zannediyorum diğer arkadaşlarımız da buna saygı gösterirler. Sağ olun efendim, teşekkür ediyoruz anlayışınız için. Evet. Sayın Tezcan, demiştik ki en son size sorun Atatürk ilke ve inkılapları ve laiklik konusundaki hassasiyetleri olan seçmenler için Ekmelettin İhsanoğlu ismi siz nasıl değerlendirirsiniz? Bu konuda nasıl rahatlatırsınız seçmeni? Tabii. Önce şunu söyleyeyim. Cumhuriyet Halk Partisi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu partidir. 90 yıllık bir geçmişi vardır ve bu 90 yıllık geçmişi hiçbirimizin, hiç kimsenin değiştirmeye ne niyeti olabilir ne de gücü yetebilir. Cumhuriyet Halk Partisi laik modern cumhuriyeti, Türkiye Cumhuriyeti'ni savunan, ulusal bütünlüğü savunan bir partidir. Temel değerlerimizin başında bunlar gelir. Bu çerçevede bizim hiçbir duruşumuz laik Türkiye Cumhuriyeti'ne dönük olumsuz bir adımı destekleme niteliğinde olamaz. Sayın Ekmelettin İhsanoğlu da laik Türkiye Cumhuriyeti ile çelişecek, çatışacak bir isim ya da figür değildir. Nerede doğduğunun önemi yoktur. Önemli olan hangi ülkenin vatandaşı olduğu ve hangi ülkenin vatandaşı olarak o kimliğe sahip çıkıp çıkmadığıdır. Bugüne kadarki duruşunda da aksi görülmemiştir. Bu bir. İkincisi, bir başka önemli nokta var. Türkiye'de AKP, özellikle Recep Tayyip Erdoğan son 12 yıl içerisinde siyaseti şöyle tarif edilmesinden
hoşnut oldu ve yararlandı. Türkiye'de siyaset eksenini çizdiler. Bir ucuna geleneksel muhafazakarlar, gelenekçi muhafazakarlar, doğrunun bir ucunda o var, çizginin öteki ucunda da modern laikler diye bir doğru çizdiler. Ve bu çerçevede Türkiye'de gelenekçi muhafazakarlar ekseninde bu ikisi arasında çok ciddi çatışmalar var diye, bu çatışma sürecinde Recep Tayyip Erdoğan toplumun gelenekçi muhafazakar eğilimlerini de kullanarak, istismar ederek, bunun üzerinde oturarak bu çatışmadan yararlanmaya, bu çatışmayı konsolide edip toplumun gelenekçi muhafazakar kesimlerini yanında tutup iktidarını güçlendirmeyi hedefledi. Cumhurbaşkanlığı eşiğini de böyle geçmeyi istiyordu. Yani gelenekçi muhafazakarlar ve modern laikler çatışmasının devam etmesini bizzatihi isteyen Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisi buradan Cumhurbaşkanlığı eşiğini atlama niyetindeydi. Oysa bugünkü tablo Türkiye'nin modern laikleriyle gelenekçi muhafazakar anlayışın aslında birbiriyle çatışmadığını, birlikte yaşayabileceğini, Türkiye'nin Cumhuriyet'in kuruluş felsefesinde gelenekçi yapıları koruyarak modern Cumhuriyet'in yaratılabildiğini yeniden hatırlama zamanı geldiğini gösteriyor. Bundan dolayı rahatsızlar. Bakın Hüseyin Çelik bugün çıkmış, bir tweet atmış ya da bir açıklama yapmış. Aslı varken suretine niye oy versin millet demiş. Yani evet, yani Recep Tayyip Erdoğan Aslı, Ekmelettin İhsanoğlu sureti demek istiyor. Haşa, ben şunu söylüyorum. Allah bu milleti Recep Tayyip Erdoğan'ın suretinden de korusun. Bırakın Aslı varken sureti. Biz Ekmelettin İhsanoğlu'nu Recep Tayyip Erdoğan'ın sureti diye ne sunma düşüncesini ne de böyle bir şey mümkün. Yani birikimlerini, niteliklerini, geçmişini, entelektüel durumunu, hizmetlerini yan yana koyduğunuzda bırakın asıl suret ilişkisini, Recep Tayyip Erdoğan'ın Ekmelettin İhsanoğlu'na yanaşması mümkün değil, yaklaşması mümkün değil. Niye bunu söylüyorlar? Çünkü rahatsızlar. O çatışma, toplumu o çatışma üzerinde konsolide etme fırsatını ellerinden kaçırmış olacaklar. Ben zaman kalır kalmaz bir konuda vatandaşlarımızı uyarmak istiyorum. Bu çok önemli. Bir bağlantımız var. Ben sizin yani yapacağınız lütfen uyarıyı biliyorum. Tekrar döneceğim. Lütfü Bey'e de döneceğiz. Şimdi telefon hattımızda Naci Sapan var. Sayın Sapan, iyi akşamlar. İyi yayınlar. Sağ ol. Evet, şimdi az önce Sayın Tanrıkulu ile konuştuk. Kürt seçmen Ekmelettin İhsanoğlu ismi için ne düşünür, nasıl karşılar? BDP'nin bu konuda açıklaması var. Dedi ki biz kendi adayımızı kendimiz çıkaracağız dedi, ama bu konuda düşünceleri nedir, yol haritaları nedir? Çok açık değil daha. Parti içinde evet, görüştükten sonra açıklama yapacaklar denildi. Sen ne düşünürsün? Kürt seçmen Ekmelettin İhsanoğlu ismi için ne düşünür? Tabii henüz çok erken aslında. Yani HDP'nin de BDP'nin de bu konuda şu an için bir görüş belirtmesi biraz zor. Çünkü bugün düştü bu isim ve bütün Türkiye bunu tartışıyor. Muhafazakar bir anlayışa hakim olduğu manasında bir tartışma boyutu da var. Sadece BDP'de değil tabii, yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin tabanında da diğer kesimlerde de tartışılıyor. Ama ben sanıyorum ki önümüzdeki günlerde bu tartışmanın boyutu biraz daha doğru bir noktaya doğru gidecektir. Kürt seçmen ne düşünür dersek, evet, BDP'nin ve HDP'nin dışında tabii, bunu şu an için söylüyorum. O kesimin dışında da muhafazakar bir Kürt kesimi var. Sadece Güneydoğu bölgesiyle de bunu sınırlamamak gerekiyor. Evet. Türkiye'nin hemen hemen her bölgesinde yaşayan Kürtler var. Bu isim bence onların algısına oturacak bir isimdir. Gördüğüm kadar, tanıdığımız kadarıyla yıllardır takip ediyoruz zaten. Az önce katılımcıların da söylediği gibi, yani içinden geçtiğimiz çok ciddi bir kaos ortamı var. Mezhep çatışmasına doğru giden bir ortam var. Orta Doğu'yu görüyoruz zaten. Böyle bir ortamda ortak bir isim, yani çatıya da uyan bir isim gibi görünüyor şu an için. O muhafazakar Kürt kesiminin de önümüzdeki süreç içerisinde sanıyorum bu isim, çünkü başka da çare yok zaten, bu isim etrafında toplanacağını zannediyorum. Tabii burada BDP ve HDP'nin de kararı ve tavrı da önemli. Önümüzdeki günlerde yapacakları kesin açıklamalardan bunu biraz daha iyi anlayabiliriz. Ama ilk tur için kendi adaylarını çıkaracaklar tabii.
yani gelişmeleri önümüzdeki günlerde görmek, önümüzdeki günlerde bir analiz yapmak daha doğru olacaktır diye düşünüyorum. Ama Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde yaşayan Kürtlerin bu isme sıcak bakacaklarını zannediyorum. Olumlu görüyorsun yani sen evet, şimdiden. Evet, evet. Peki. Peki çok teşekkür ediyoruz Naci yayınımıza katıldığın ve yorumların için. İyi yayınlar. Sağ ol. Evet, bir uyarınız vardı. Evet, onu da evet. Yapın siz. Şimdi seçim takvimi yayınlandı. Bütün milletimize, bizi izleyen vatandaşlarımıza sesleniyorum buradan sizin aracılığınızla. Seçim takvimi yayınlandı. Biliyorsunuz birinci tur oylama 10 Ağustos'ta. Eğer ikinci tura kalırsa 24 Ağustos'ta yaz tatilinin olduğu dönem ve vatandaşlarımızın önemli bir bölümü yazlık adreslerine gidip yaz tatillerini bulundukları yerin dışında geçirecekler. Dolayısıyla 10'unda ya da 24'ünde iki kez eğer herhangi bir işlem yapmazlarsa iki kez tekrar kışlık adreslerine dönmek durumunda kalırlar. Bu zorlukla karşılaşmak istemeyen, oy kullanma hakkından mahrum olmak istemeyen vatandaşlarımızın 29 Haziran tarihine kadar bir işlem yapmaları gerekiyor. 29 Haziran seçmen kütüklerinin dökülmeye başlanacağı tarih. O tarihe kadar hangi adresiniz birincil adresse nüfus müdürlüklerinde seçmen kütüğünde o adreste çıkacaksınız. Vatandaşlarımız Ağustos ayında yazlık adresinde olacaklar ise eğer 28 Haziran veya 27 Haziran tarihin 12 gün gibi bir zaman var. Gününe kadar nüfus müdürlüklerine gidip tek bir işlemle benim birinci ikametgahım yazlıktaki adresini verip orasıdır dediğinde kaydını oraya aldırıyor. O zaman 29 Haziran'da kütükler döküldüğünde otomatik olarak hangi Antalya'da neredeyse yazlık adresi oradaki adresinde çıkacak. Hiçbir işlem yapmasına gerek kalmadan oyunu orada kullanabilecek. Bunu ihmal eden vatandaşlarımız için bir seçenek daha var. O da seçmen kütükleri 29'unda döküldükten sonra 2 Temmuz'da 9 Temmuz arasındaki 8 günlük süre içerisinde askıya çıkacak. Hem muhtarlıklarda kağıt ortamında hem Yüksek Seçim Kurulu'nun web sayfasında hem de Cumhuriyet Halk Partisi'nin web sayfasında çıkacak. TC kimlikleriyle oraya girip nerede olduklarını görebiliyorlar. Orada kışlık adreslerinde çıkan vatandaşlarımız bu sefer İki işlem, işlem sayısı artıyor o tarihler arasında. İki işlem yaparak yine yazlık adreslerini aldırabilirler. Önce nüfus müdürlüklerine gidip yazlık adreslerini bildirecekler. İkametgah olarak oradan bir yazı alacaklar. İlçe seçim kuruluna bu sefer dilekçe verip o yazıyla birlikte ben burada oy kullanmak istiyorum dediklerinde yazlık adreslerinde oy kullanabilecekler. Vatandaşlarımız iki işlem yapmak istemiyorlarsa en geç 27 Haziran'a kadar nüfus müdürlüklerine gidip yazlık adreslerine taşısınlar. İhmal ederlerse ikisiyle 9 Temmuz arasında ihmal kayıtlı etmesinler. Evet. Yoksa ya geri dönmek zorunda kalacaklar ya da oy kullanamayacaklar. Aman oy kullansınlar. Evet. Sayın Türkkan'a dönmek istiyorum şimdi de. Evet, AKP'nin adayı Başbakan Erdoğan şu an için görünürde olan o öyle olduğu takdirde karşısında ortak aday CHP ve MHP'nin üzerinde uzlaştığı isim. Ekmelettin İhsanoğlu, MHP seçmenine siz buradan nasıl sesleneceksiniz Sayın Türkkan? Sayın Recep Tayyip Erdoğan aday olmayacağı konusundaki iddiamı yinelemek istiyorum. Ancak olduğu takdirde Sayın Erdoğan Cumhurbaşkanlığı adaylığı sürecinde haklarında soruşturma komisyonu kurulan 4 tane bakanını nasıl anlatacak? Kendisiyle ilgili soruşturmaların, gen soruların altındaki dosyaları nasıl izah edecek? Bakın siyasette bir parti başkanı olarak bunları her daim anlatmak mümkün olabilir. Bunları savunmak kolay gelebilir kendisine ama Cumhurbaşkanlığı makamı yolsuzluğun, hırsızlığın, katilliğin savunulacağı bir makam olmamalı. Bu çok önemli bakın. Türkiye'de bir yıldır ölen çocuk sayısı onları geçti. Onlu sayılarla telaffuz ediliyor. Yani Türkiye'de artık bir katilden bahsediliyor. Böyle bir katilin Cumhurbaşkanı olmaması gerekiyor. Bu millet bunu biliyor. Sayın Başbakan da biliyor. Sayın Başbakan için Cumhurbaşkanlığı sadece ve sadece yönetme yeri değil, kaçış noktası. O kaçış noktasını mutlaka tıkamak lazım. Cumhurbaşkanlığı makamı bu kadar şaibeli bir kişinin eline geçerse size emin olun ki
Türkiye'yi artık bundan sonra çok daha farklı tehlikeler bekliyor demektir. Bu tehlikelere biz daha fazla göğüs gerecek durumda değiliz. İçinde bulunduğumuz coğrafya gerçekten bir yangın yeri. Bugün Tel Afer'de bir tek Türkmen kalmamış. Sadece yaşlılar ve hastalar var Tel Afer'de. Peşmerge ile IŞİD anlaşmış. Bir tarafı Musul'u IŞİD, Kerkük'ü peşmergelere bırakmışlar. IŞİD dediğiniz kim? Sayın Başbakan'ın silah gönderilmesi için talimat verdiği, siyasi liderinin İstanbul'da misafir ettiği bir örgütten bahsediyoruz. Siz böyle bir şahsı cumhurbaşkanlığına çıkarttığınız zaman dünyanın size bakış açısı, zaten çok kötü olan bakış açısı çok daha vahim hale gelir. Sayın Başbakan Almanya'ya gitti. Almanya'da belediye meclis üyesi karşılamadı başbakanı. Bir ülkenin cumhurbaşkanının böyle bir konuma gelmesi, o ülkenin nasıl bir felakete sürüklendiğinin çok daha güzel göstergesi olur diye düşünüyorum. Evet. Ben burada Milliyetçi Hareket Partisi'ne oy vermiş bütün seçmenlerimize şunu söylemek istiyorum. Bizim partimize gönül vermiş insanlara da söylemek istiyorum. Biz bir hırsız seçmeyeceğiz. Biz bir yalancı seçmeyeceğiz. Biz bir katil seçmeyeceğiz. Biz ülkemize cumhurbaşkanı seçeceğiz. Bu minvalde değerlendirme yapmalarını özellikle istirham ediyorum. Peki, çok teşekkür ediyoruz ama bir sıcak gelişme daha var. Gündem çok bunun sıcak dışında, Türkiye'de. Onu da hatırlatalım Sayın Türkan. Şu aday olsaydı daha iyi olurdu, eleştirilerini de anlayışla karşılıyorum. Saygı duyuyorum. Gerçekten. Sesin gidip gelmesinde sorun var. Biliyorsunuz geçtiğimiz ay Soma'da bir maden faciası yaşamıştık. Hala onu unutmadık. Yüreğimiz kanıyor. İşte maden ocağı şirketinin önümüzdeki dönemde maaşların yatacağına ilişkin bir sözü vardı. Ancak işçilerin maaşı hala yatmamış. Şimdi oradan bir işçiyle bağlantı kuracağız. Sefa Köken telefon attığımızda. Evet Sefa Köken, maaşlar yattı mı yatmadı mı, son durum nedir ve ne yapmayı düşünüyorsunuz? Sefa Köken, beni duyabiliyor musunuz? Sefa Köken, beni duyabiliyor musunuz? Tekrar arayalım, süremiz de azaldı. Evet tekrar hatırlatalım sevgili seyirciler. Geçtiğimiz ay maden faciası yaşanan Soma'daki madende şirketin hala maaşlarının yatırılmadığına dair işçilerden bize bilgi ulaştı. Ve bağlantıya geçtik. İşçiler bizim görüştüğümüz saatlerde halen maaşların yatmadığını ilettiler bize ve bir eylem gerçekleştireceklerini söylediler. Ta ki maaşları yatana kadar. Şimdi bu maden faciasının yaşandığı Soma, Kınıklı ve diğer bölgelerdeki işçilerden Sefa Köken telefon attığımız. Evet Sefa Köken, maaşların hala yatmadığını söylemiştiniz. Durum hala geçerli midir ve ne yapacaksınız? Duyabiliyor musunuz Sefa Köken? Evet, duyuyorum, evet, duyuyorum. Evet, hemen hızlıca alalım lütfen. Maaşlar yattı mı, yatmadı mı, ne yapacaksınız? Maaşlarımız yatmadı bizim. Yani şirket yetkilileri bizi kandırdı. Devlet yetkilileri de kandırdı. Kameraların önünde maaşların yatacağını söylediler. Maaşlarımız yatmadı. Başbakan, Enerji Bakanı, Çalışma Bakanı hepsi bize maaşlarınız yatacak. Hatta çift maaş yatıracağız dediler. Ve işçileri mağdur ettiler. Şu an 5500 tane işçi elektriğini ödeyemiyor, suyunu ödeyemiyor, evine ekmek götüremiyor. Maaşları yatmadı. Bu işçiler mağdur. Biz de yarın eylem yapacağız. Kaymakamlığın önünde oturacağız. Maaşlarımız yatana kadar oturacağız. Çünkü evimize ekmek götüremiyoruz. Bunun için eylem yapacağız. Buradan bütün Soma'ya da sesleniyorum. Dışarıdaki insanlara da sesleniyorum. İşçilere. Herkes gelsin bize destek versin yani. Artık evet. Devletin oyuncağı olmak istemiyoruz. Özel sektörün oyuncağıyız ama devletin oyuncağı da olmak istemiyoruz. Bize verilen sözlerin tutulmasını istiyoruz. Evet, bir oturma eylemi yapacaksınız yarından itibaren ta ki maaşlar yatana kadar. Peki maaşlar yatmadı ama bu arada şirket yetkilileriyle kalanlardan görüşme imkanınız oldu mu? Neden yatmadığına dair böyle bir diyalog kurabildiniz mi Sefa Köken? Evet, diyalog kurduk. Biz 3 gün önce şirket yetkilisiyle görüştüm, en yetkili müdürle. Aha. Müdürüm bana söylediği kelime pazartesi yatacak dedi.
Bugün pazartesi ve bugün yatmıyor. Bugün aradığımızda perşembe ya da cuma günü diyor ve o bile kesin değil yani. Bizi oyalıyorlar yani. Bizim elektriğimiz kesin. Yani evde karanlık yerde kalıyoruz yani. Buradan hükümete de sesleniyorum. Şirket yetkililerine de sesleniyorum. Bu kadar işçiyi mağdur etmesinler. 5500 tane işçi burada canlı canlı ölüyor. Yani sadece 300 kişi ölmedi Soma'da. 5500 insan öldü. Bunu da Türkiye bildi. Peki Sefa Köken, biz yine takipçisi olmaya devam edeceğiz. Yarın saat 11'de oturma eylemi başlatıyorsunuz. Takip maaşlar yatana kadar. Şimdilik teşekkür ederim. Yine gelişmeler için sizlere döneceğiz. Evet Sayın Türkkan, İstanbul stüdyomuzda MHP Kocaeli Milletvekili Lütfi Türkkan. İşte AKP'nin şu anki adayı Recep Tayyip Erdoğan'ın yönettiği ülkede Soma maden faciasının ardında kalanlar, bu işçilere maaşlarının yatacağı söylenmişti pazartesi günü ve şu saate kadar maaşları yatmamış ve önümüzdeki günlerde de yatacağına ilişkin net bir bilgi yok. Sayın Türkkan, çok teşekkür ediyoruz efendim yayınımıza katıldığınız ve değerli yorumlarınız için. Ben teşekkür ediyorum. İyi akşamlar yayınlar diyorum ve Sayın Tezcan, çok teşekkürler. Hayırlı olmasını diliyoruz. Ekmelettin İhsanoğlu ismi için, ben ülkemiz için. Ben teşekkür ederim. Zamanımız yok. Yoksa evet, Recep Tayyip Erdoğan'a bir çağrım olacaktı burada. Peki, bir başka programda inşallah. Teşekkür ederiz. Evet sevgili seyirciler, yayınımızın sonuna geldik ama saat 22'de Cüneyt Akman'la Zamanın Ruhunda gene çok önemli konular konuşulacak. Biz yarın saat 20'de Halk TV Ana Haber'de Türkiye ve Dünya'nın sıcak gündemiyle tekrar birlikte olacağız. Hoşçakalın.